bu gıda savaşları falan filan bir şeyler var. Kızım Gizem'in ağlaması hoşuna mı gidiyor? Evet. Evet mi? Domates yemeyen adam. Lütfen üstümdeler ama. Bu arada terlikle pantolonumun uyumu şaka mı? Bu senin deyince bir daha mı olacaksın? Kesmişsin nasıl olsun? Baba el salla. Kime? Takipçilerime. Bina seviyor. Ama bu kesilmemeye yemin etmiş. Kovama aldım ve... Biri sıktı şu anda. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Güliz. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bahçeye gidiyoruz. Birkaç gündür... Birkaç gündür Instagram hesabıma sürekli attığım storylerden... bu aralar bir söylem dolanıyor. Konuşamadım. Şu an Gizem o kadar çok ağlıyor ki... Konuya adapte olamadım. Neden ağladığını da az sonra göstereceğim size. Bu gıda savaşları falan filan bir şeyler var ya. Benim babamla zaten yıllardır buralarda. Bahçenin doğallığı, köyün doğallığından biraz olsun. Şurada biraz sıcık minnacık anlatmaya çalışacağım. Babamın bahçesine gidiyoruz. Dina hayvanların pislediği yerden parkuru oluşturdu. Anneciğim kovana ne dolduracaksın? Gidelim. Peki. Gizem Dina'yı geçemediği için ağlıyor. Şu an Gizem Dina'yı geçti. Dina geçince Gizem bir daha ağlamaya başladı. Dina da ağlasın diye daha hızlı koşuyor. Kızım Gizem'in ağlaması hoşuna mı gidiyor? Evet. Evet mi? Evet, bahçemize gelmiş bulmaktayız. Şurası giriş kapısı. Şuradan başlıyor. Şöyle şöyle devam ediyor. Ta ki şu köşeye kadar ve buradan genişlik olarak bu kadar. Uzunluk olarak da tepeye kadar. İçine girelim. İçinde neler var size göstereyim. Şurada şu erkenden olgunlaşan ilkbaharın başlarında şu minik minik ekşi elmalar oluyor ya. O elma ağaçlarından sıralı. Şu karşısında ceviz ağaçları var. Şurası komple ceviz ağacı. Şu en aşağıda elmalar var. Ay elma değil pardon. Domates var. Domates. Evet domates var orada. Domatesin üstünde karpuz, kavun, salatalık, turşuluk, kornişon falan filan var işte içeriğine giremiyorum. Şurada kavunlar falan var. Birkaç çeşit hepsinden. Şunlar süpürge bu arada. Şunlar kuyunca toplayıp avluyu falan süpürüyorlar bunlarına. Şurada biberler var. Biberlerden de birkaç çeşit var. Geçen gün Instagram story'imde bir anket yapmıştım. Ankette gösterdiğim biber şuydu. Biber mi domates mi diye paylaşmıştım. 10 kişi domates demiş. Şöyle o biber bu. Ben videomu çekerken babam geldi. Kapıyı açın diye kornaya basıyor. Babamı hızlıca kapıyı açıp geldikten sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Şurada biberleri göstermiştim. Şurada fasulyeler var. Şöyle birkaç tane. Aynen burada fasulyeler var. Şurada yine domatesler. Şu iki sıra patlıcanlar. Şurada kabak var. Devam ediyoruz. Dayanla babam. Gel aşkım. Konuşuyorlar. Gel. Bir dakika videomu çekeyim. Tamam kocamla beraber tır atlıyorsun. Bir yol diye atarsın. Gel. Ha öyle mi? Pizzacıya götürürsen olur. Götürecek misin? Çekmiyorum o zaman. Keseceğim buraları. Domates, domates, domates. 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 Babam. Baba el salla. Kime? Takipçilerime. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Lina. Bana kolay gelsin çünkü ben çalışıyorum. Evet baba doğru. Lahana, domates, ayçiçekleri. Ay şurada. Şurada kabak var. Deprem döneminde 2-3 ay boyunca burada kaldık ve babama şu çilekleri ekmesi için yardımcı olduk. Tabii şu an o kadar çok ot var ki çilek görmüyor. Şurada minicik bir kızarıklık var.
çilekler görünüyor otlardan dolayı babam toplamayın dedi. Çok fazla, çok güneşten dolayı çilekler kuruyor. O yüzden otlar onları koruduğu için şu an kurumuyorlar. Otlar bu şekilde duruyor. Şurada lavantaları var babamın. Bahçenin her tarafında lavantamız var. Zeytin ağaçları. Zeytin ağaçlarının arasında yine fasulyeler var. En üstte elma ağaçları. Bağ evimiz. Su kuyumuz. Bağ evimiz. Narlarımız. Burada narlarımız var. Henüz olgunlaşmamış. Talkum ağacı. Burada böğürtlen var. Burada da biraz sebze var. Çiçekler. Dut ağacımız. Şeftali ağacı. Şu. Ceviz ağacı. Sabah annem gelmişti. Baba domatesleri sulamış. Evet. Yok baba toplamadı. Domates toplamaya geldik biz. Evet. Şurada üzüm ağaçları. Aslında üzüm ağaçları o kadar uzun yıllardır var ki burada. Ve babam asla istediği verimi alamıyor. Ablamın şöyle güzel bir fikri var. Diyor ki baba diyor. Madem bunlar şunlar üzüm vermiyor. Yani veriyor da çok az veriyor. Bunları şuradan şuraya komple sök. Yerine de lavanta ek. 2 yıllık bakımını yap. Mardin'de de lavanta fabrikası var. Oraya her sene bu da sat yani. Bahçenin birkaç yerinde var. Lavanta da yetişiyor. Elma ağaçlarımız, elma da toplayacağız. Elma reçeli ve elma sirkesi yapmayı planlıyoruz ablamla. Şurada komple elma ağaçlarımız. Gidem yeniden ağlamaya başladı. Aşağıda. Elmalı çok güzel babam. Şurada bir sıra. Şu sıra incir ağacı. Erik ağacı var şurada. Burada badem ağaçları. Şurası babamın. Ay inşallah burada yalan yoktur. Tek başıma geldim şu anda. Babamın sulama havuzu. Damlama sistemini buradan yönetiyor diyebiliyorum. Serinlemek için arada havuza da giriyor. Dün Nina ile girdik. Buz gibi. Asla duramadık. Geri çıktık ve Lina havuza geliyor. Lina! Nereye Lina? Havuza diyeceğim. Yukarıda armut ağacımız var. 2 tane. Anne, şeftali ağaçları. Bir tane kızım. Kiraz ağaçları, erik, fındık, fıstık ağaçları var. Yukarılara gidemeyeceğim. Yukarıda da bir havuz var. Anne. Bahçeyi gezdirdim. Sırada meyve sebze toplama işlemi var. Bir yüz ayağımı çıktı. Neydi o? Alanya'daydım. Fakir köpek neydi o? Alanya'daydım. Fakir köpek. Aramayın beni. Kovama aldım ve biri sıktı şu anda. Ama burası köy yeri, böyle şeyler sıkızık olur. Başlıyorum çileklerimi toplamaya. Biz bu çilekleri ektiğimizde minicik fideydiler. Şu an otların arasında görünmüyorlar. İkinci kere meyve veriyorlar. Bakalım ne kadar çilek toplayacağız. Videoda bahsettiğim olay şuydu işte. Otları toplanınca şöyle açıkta kalıyorlar ve kuruyorlar. Çilekleri kuruyor. Ama diğer iki sıra ta şu arkaya kadar tamamen otlarda olduğu için gölge yapıyor ve güneş kurutmadan daha iyi yetişiyor. Diyor babam. Şu an bir sırayı bitirdim ve
kovamı yarıladım. Son çileklerimi kovaya ekliyorum. İki sıra çilek ekmiştik. Diğer sıraya geçeceğim. Bir hafta önce ablamla yine bu şekilde bir kova çilek toplayıp çilek reçeli yaptık. Yarım kavanoz çilek reçelinden bugün kahvaltıda sonunu getirdik. Yine aynı Gizem çok seviyor çilek reçelini. Bugün tekrar biraz toplayalım ve reçel yapalım diye. Çilek görevi bana kaldı. Bu arada babam haklıymış. Çünkü o otların arasından topladığım çilekler gerçekten daha olgun ve güzelmiş. Bu taraftan topladıklarım minik ve böyle yanık gibi. Ama bunların bir tadı var. Yemin ederim bal. Bal gibi. Gerçekten bal tadı var. Şu an çileklerin ikinci sırasına başladım. Bu arada ablamlardan biri elma topluyor. Annemle kardeşim domates topluyor. Yetişebildiğim kadar ne toplarsam hepsinden göstermeye çalışacağım. Ben şu an çileklerin ikinci sırasındayım. Bakalım ikinci sıradan ne kadar çilek toplayacağız. İkinci sıradan çok az çilek çıktı. Kovam dolmadı bile. Ben şimdi elma toplayan ablamın yanına gidiyorum. Ben elma toplarken kız kardeşim dedi ki abla videoyu bırak. Akşam oldu, domatesi toplamamız gerekiyor. Bu arada bunları salça yapacağımız için iyi kötü ne varsa topluyoruz. Şu çürümüş mesela atacağım. O yüzden ben de domatese yardım ediyorum şu anda ve gerçekten akşam oldu. Günaydın. Saat tam olarak 6:00. Biz dün akşam sadece çilek, elma, domateslerin bir kısmını toplayabildiğimiz için bugün tekrar bahçeye gidiyoruz domateslerin kalanını toplamak için. Akşam eve getirdiğimiz elma ve çilekleri reçel yaptık. Dün de kısa kolluyla kollarım çok fazla çizdiği için bugünkü bahçe kombini gömlek ve kot pantolon. Yırtık kot önemli. Çünkü dün çorabımı da yapışkanlardan ve otlardan dolayı atmak durumunda kaldım. Gidiyoruz. Gerçekten bahçede incin top oynuyor. Hiç kimse yok. Biz yanımızda bir bıçak bile almadık. Birazdan bıçaklarla gidiyoruz. Hayır, kurt falan gelse en azından bıçaklardık yüksel. Saat 9:30. Tam 3 saattir domates topluyoruz. Mola verdik. Biraz dinlendikten sonra biber toplamaya başlayacağız. Domates yiyeceğiz. Topladığımız domateslerden. Lava. Domates yemeyen adam. Adam değildir. No. Adam mıdır? No. Hele bir fakir kebabı. Ben yine de telefona kadar suyu gitmiş. Domatesin. Sıçratmışsın. Yüksel Allah hepsi bak onu nereye kapatmışsın. Başka yere gidelim. Yüksel başka yere gidelim. Bu kadar ben yeter. Güzel uçuyorlar. Biz de mi uçacağız? Ye gitsin. Yemeği. Ne bre ayağlıyım. Ayağım yok. Yüksel üstümde yer ama. Bu arada bahçe kombinimi göstermek istiyorum. Pantolon erkek kardeşimin. Gömlek nereden geldiği belirsiz, bahçe için kullanılan. Sadece kollarımı yakmasın diye giydiğim bir şey. Çapka babamın galiba. Babamın mı? Kim? Kardeşim. Pantolon yırtık olması çok önemli. Yırtık. Bu arada terlikle pantolonumun uyumu şaka mı? Şuna bakar mısınız? Ha, şaka bir yana. Şu yapışkan otlar pijamalarımıza yapıştığı için bugün kot giydik ve işe de yaradı. Dün çorabımı birini çöpe attım. Şurada duruyor. Şey gösterir misin çorabımı orada? Kaldım. Kollarım da dün inanılmaz rezil durumdaydı. Bugün şu açık yerleri bile o kadar çok çizildi ki şuralara kadar çok kötüydü dün. Böyle molamız bitti. Biberlerimizi toplayacağız.
Bu sen deyince bir daha mı olacaksın? Kesmişsin, nasıl olsun? Biber de topladık. Saat 12. İnanılmaz yorulduk. Çok az bir meyve toplayıp havuza gideceğiz serinlemeye. Sonra hop eve. Yine seviyor. Eve götürdüm. Ama bu kesilmemeye yemin etmiş. Kestim. Mesela şu semizotunu annemler asla ekmedi. Ama bahçenin her yerinde var. Her yerinde. Her sene kendi kendine yeşeriyor. Eve gidiyoruz. Evet, getirdiğimiz elmaları reçel yaptık. Domatesleri salça ve türlü yaptık. Biraz turşu yaptık. Uf, neler neler. Aşırı yorulduk ama buna değdi. En azından annem gelin kışlık işi ortadan kalkmış oldu. Şimdi gıda savaşları muhabbetine gelecek olursak ablamın bahsettiği konu şu. Şu an işte tarla bayları falan filan her yerde yangınlar var yine. Doğal ürünler tamamen yok edilip, tahrip edilip bunun yerine yapay gıdalar yapılacak diyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Su olduğu sürece doğallık bir şekilde var olacaktır. Suya ne kadar sahip çıkıyoruz onu da çok beceremiyoruz diye düşünüyorum. Ya umarım susuzlukla imtihan edilmeyiz. Susuzluk dışında her şey haydolur diye düşünüyorum. Onun dışında köy ürünlerine de gelecek olursak domates olsun, salatalık olsun bunların şehirdekinden tadı o kadar farklı ki. Mesela domatesin güneş tadı var. Yani güneşin tadı varmış yani. Çilek bal gibi. Yumurta sapsarı ve kesinlikle bir lezzeti var. Her şey çok farklı. Burada elimizle yaptığımız için daha biçmesiniyor. Elini topluyorsun, kendini mayalıyorsun, kendini eritiyorsun. Ya bu doğallığı ben çok seviyorum. Böyleydi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.